Herkese merhabalar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size evimizden bir açılış yapalım dedik. Bugün hiç denemediğimiz değişik bir vlogla karşınızdayız. Yani açıkçası ne yapacağımı inanın ben de bilmiyorum. Çünkü, ben korkuyorum. Çünkü eşime makyaj yapacağım. Bu sefer yüzünü ben boyayacağım. Bakalım ne hale gelecek, yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Hep beraber göreceğiz. Bu video nasıl çıktı? Yani dışarıya çıkarken makyaj yaptığım sırada bu ne işe yarıyor, bunu neden sürüyorsun, bu kadar sürmene ne gerek var gibi gibi şeyler söylüyor. Ya işin ilginci eve geldiğimizde yani her bayanda aynıdır eminim, makyaj yapan her bayanda aynıdır. Islak mendille sildiği zaman ayrı bir benim hatun meydana çıkıyor. Yani burada da bir sürü makyaj malzemesi çıkarttı. Hangisini nerede nasıl kullanacağımı gerçekten bilmiyorum. Ya bir sürü değil. Hani Türkiye'de kullandığım makyaj malzemelerini buraya getiremedim açıkçası. Şöyle bir saydım. Yani birim bazında, adet bazında hemen hemen 30 taneye yakın bir şey var. Ya abartıyor var. Yani yok öyle bir şey. Hani aslında yani far paletlerimi, göz kalemlerim, dudak kalemlerim, rujlarımın çoğunu Türkiye'de bıraktım. Hatta tamamen hepsini bıraktım. Sadece burada bir tane far paletim var. Hani işte BB krem atıyorum, işte fondötenim, pudralarım. Yani çok az. Yani yok denecek kadar az yani şu anda burada makyaj malzemelerim. Eksik, evet çoğu eksik. Hani bir de Türkiye'de olanları sen biliyorsun. Her kadında var yani, olmayan bir kadında yok yani, hiçbir şekilde olmamaz, olamaz yani. Bakalım, ben bakalım. Şimdi başlayacağım boyamaya. Sanki balama yapıyor boyamaya. Hani insan der yani sanat yapacağım der, değil mi? Aynen, bakın sanat yapacağım. Yapacağız. Birazdan yapacağım sanatı. Allah sonumuzu hayır eylesin. Güzel güzel izleyin bak, ki. Bak istediğim tek şey gözlerimi çıkartma, tamam mı? Hani bu. Ama doğru ürünü doğru yerlere sür, sakın. Hiç merak etme. Yani çok korkuyorum gerçekten. Ben de. Hadi inşallah hayırlısıyla. Ben buradan şimdi sevdiklerime. Kime selam söylüyorsan söyle. Çok selam sonra söylüyorum. Artık bundan sonraki videoda olur muyum olmaz mıyım bilmiyorum gerçekten. Videonun sonunda bakalım neler değişmiş. Hep beraber göreceksiniz. Şimdi ben buraları bir ayarlayayım. Sonrasında da videomuza başlayalım. Aynen. Arkadaşlar ben şimdi dua ediyorum. Sanata başlıyorum. Bakalım nasıl bir sanat çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Çok korkuyorum. Yani burada malzemeler var ama hangisinin ne işe yarayacağını... Ben sana yardım edeceğim. Neyin ne şekilde kullanacağını, ama hani senin gözünde nasıl bir makyaj olduğunu bir fark edelim. Hani ben çok ince narin, şu gözünü de çıkartalım. Çok ince narin bir makyaj yapacağım sana. Hadi bakalım. Vallahi Allah sonuna hayır eylesin inşallah. Şimdi ama yani şey yapman lazım, hani bunu niçin soruyoruz, bunu neden kullanıyoruz, onları sormak lazım. Ama sen bana yardım et, ben o kadar anlamadım. İsimlerini söyleyelim, neden kullandıklarımızı ona göre açıklayalım. Arkadaşlar bu Neutrogena'nın, ne bu oğlum bu? Neutrogena'nın bazı, yani ben nemlendirici krem baz olarak bunu kullanıyorum, hani yanlış da olabilir ama bunu ben severek kullanıyorum. Cildime iyi geldiğini düşünüyorum. Şimdi ben ilk önce bunu kullanacağım. Bas. Ne? Bas. Neutrogena. Nemlendirici krem diye. Nemlendirici kremi. Hı. Hadi sür bakalım. Hayda. Hayda inna. Elimle mi süreyim bunu ben? Yok, nasıl ayağınla. Böyle elimi alıp da mı? Evet. Ellerini yıkadın değil mi? Tabii ki de. Tamam. Bunu neden sürüyoruz? Yüzün nemli olsun diye. Çok sürüyorsun ama bunları bir daha arındırman lazım. Bence yeter. Bence de yeter. Sanat yapıyoruz, sanat. İki elini de kullansana. Dur saçlarım. Dur gel buraya gel. Tamam. Şimdi dışarıya çıkmak için makyaj yapacağımız için güneşten korunmak için 50 faktörlük güneş kremi söyledim kullanıyoruz. Laroche'un var. Laroche'un 50 faktörlük. Evet, şimdi bunu kullanacağız. Çalkala. Çalkala.
Çalkalamadan asla. Zaten burada göstermişler. Çalkala, ondan sonra çözüyoruz. Evet. Şimdi... Bu biraz sıvı, elinin avucuna dök. Avucuna dök. Evet, çok az dök ama, çok dökme. Yeter mi? Yeter, yeter. Şimdi ben bunu da güzelce yedireyim. Londra çok güneşlidir. Güneş çarpmasın. Tamam, beyazlık kaldı mı? Evet, güzelce yedirdim. Ben bir aynadan bakayım en azından. Sen bir bak bakalım. İyi, tamam. Devam et bakalım. Fondöten süreceğim. Tamam. Hangisini süreceksin? Benim kullandığım iki tane var. Onları önce tanıtalım. Hangisi fondöten mi? Arkadaşlar şöyle Maybelline'in Fit Me diye bir fondöteni var. 110, evet, 110 numara. Bu mat bir fondöten. Bunu da severek kullanıyorum. Ama bu aralar... Onu da göster. Bir de bu var. Bu aralar Misha'nın BB kremini kullanıyorum. Hem 50 faktör korumalığı var hem de BB krem. Hani fondöten gibi kapatıcılığı da var. Bunu severek kullanıyorum. Benim kullandığım en açık, pardon bu 50 faktör değil, 30 faktörmüş. Benim kullandığım 17 numara en açık rengi. Ben o zaman bunu kullanacağım. Yani bundan gidelim. Tam onu çekip de kullanalım. Şimdi pompasına sık böyle. Hayır, öyle değil, parmağına sıkacaksın, yüzüme de yapacaksan çok sıkma ondan. Bu yeterli bence ya. Yani. Emin, ben karışmıyorum. Yok yok, yeterli bu. Emin misin? Eminim, bayağı. Ne yaptığını zannediyorsun? Ama ilk önce bu değildi. Neydi? Kapatıcı da kullanman lazım. Aa, bir dakika. Hadi göster. Kapatıcı nerede? Bu muydu? Bu nedir Allah aşkına? Kapatıcı işte. Ya Maybelline ya L'Oreal, hangisi olduğunu bilmiyorum ama L'Oreal diye hatırlıyorum bunu. Boş ver şimdi. Bu göz altlarıma ve göz kapaklarıma kullandığım bir kapatıcı. Bazen sivilcelerim de oluyordu. Onları da kullanıyorum ki hala yüzümde var. Onları kapatmak için de kullanıyorum. Hadi aç, böyle çevir. Aşağıdakini. Heh. Şimdi sürebilirsin. Artık o çıkacak. Sür. Mahvettin. Dur be. Ben de mahvoldum. Hadi sür. Onları ben bir güzel şununla yedireyim. Ne o? Bu şey. Sünger. Fondöten süngeri. Ben bunu Boots'tan almıştım. Sanırım bir pound'du galiba. Nemli olarak kullanıyorum ben. Aynen. Az önce yıkadım, nemlendirdim biraz. Hadi bakalım. Bismillah. Bunun bir özelliği var mı? Bu tarafı ya da bu tarafı da? Yok, fark etmiyor. Hangisi hoş? Dur şimdi, dur. Bak, bunu nemli nemli sürüyoruz ki gözlerini kapat. Sana şimdi şey bir makyaj yapıyorum. Böyle hafif bir makyaj yapıyorum. Hı. Çünkü gündüz dışarıya çıkacağız. Aynen, gece kulübüne gitmeyeceğiz, gündüz çıkacağız. İyice yedir ama, tamam mı? Aynaya bakmayacağım bak bu süre zarfında. Gözlerini kapat, açma sakın gözlerini. Tamam. Gözünün altında çok kaldı. Tamam, al o zaman onu, yaydır. İyice yaydırdın mı? Gözlerinin altına gitmedi ki. E gitsin, neden kapat gitmiyorsun? Kapat gözlerini. Bence gayet iyi oldu ya. Değil mi? Devam et hadi. Bence bu da tamam. Kapandı mı sivilce? Bip bip. Sivilce oldu gibi duruyor. Gözlerinin altları iyice bitti mi? Şu biraz sanki şey oldu ya. Kapat bakayım gözünü yukarı. Kapat, yukarı doğru kaldı. O nasıl oldu ya? Hadi hadi. Kapat gözünü, kapat. Neden?
Böyle yapabilirsin sen. Cemil nasıl duracak? Hadi. Hadi. Tamam oldu. Tamam olduysa tamam. Hadi bakalım geri kalanına başla. Başka ne yaparsın? Nereden başlamak istiyorsun? Oradan başla. Şu kaşları düzeltelim. Kaşlardan bir başlayalım. Şurada bir kaş kalemi gibi bir şey var. Bu fırça. Da fırçası var. Yumak mı? Onu set olarak almıştık Ali Express'ten. İlk önce bunlar düzleştiriyorum ki kaşlar meydana çıksın. Hı. Yok çünkü. Evet. Şimdi rimel süreceğiz. Şey, karıştı. O kadar biliriz işte. Kaş kalemi. Kaş kalemi süreceğiz. O da buydu bir yer zannedersem. Sen aldın ya kaş kalemi. Bunu mu aldın sen? Bunu almadım ben ya. Geçen hakikaten Kiko'dan almıştım ben. Nereden aldın? Kiko. Göster şimdi. Bu da Kiko'dan aldık arkadaşlar. Ben gittim aldım özellikle. En açık tonu yine 0.5 olması lazım. Kiko Milano diye geçiyor. 0.5 mi bilmiyorum ama evet 0.5 numarasından. Şimdi... Bunda da fırça varmış bak. Çek. Şimdi bunu bir resim defterine resim yapar gibi kaşlarında uygulayacağım. Hadi bakalım. Lütfen kalın yapma onu, tamam mı? Sevmiyorum çünkü. Kesinlikle. Bak zaten ince yapılı kaşlarım var. Ona göre nazik, kibar bir kaş çizeceğim şimdi. Ne çizeceğim? Kaş. Çizmeyeceğim. Olmayanları dolduracağım. Tamam. Bir şey çıkarttıysa. Dur şimdi diğerini yapacağım. Çok bastırıyorsun ve çok kalem gidiyor. Yenisini alırız canım. Allah'ım ya. Paylaşıyor benzetme de beni. Yok yok. Ama ben nasıl yapıyorsam sen de öyle yapacaksın yani. Dur şimdi burası biraz kalın oldu. Burasını da biraz. Nasıl? Kalın yapma dedim ama sana. Çok bak 10 numara oldu dur. Dur aynaya bak. Dur hayır bakma aynaya bakmak yok. En son bakacaksın artık aynaya. Ağlayacağım şimdi. Şimdi bununla bir daha şey yapayım ben. Dur kapat onu. Neyse. Şuna ben bir daha. Bir yön vereyim onlara. Harika. Şimdi bunu da kenara ayıralım. Şimdi ne kaldı? Kaşları da bitirdik. Kirpikler. Ama sen pudra sürmedin onun yüzüne. Pudra süreceğiz daha. Hangisini süreceğim? Oradan açılmıyor. Ama önce göster hangisi olduğunu. Dur bir bakayım ne olduğuna da. Heh. Arkadaşlar bu da Flormar'ın 29 numara mı bu? Hı hı. Şöyle göstereyim. 29 numara pudrası. Kirpoda değil mi? Ne geçiyor? Öyle bir şey geçiyor da Türkiye'ye gittiğim zaman almıştım. Kapatıcılığı falan çok şöyle, güzel. Şöyle bir şey. Beğeniyorum. Bir tane daha onu da göster. Bir de L'Oreal'im var arkadaşlar. Bunu daha yeni aldım. Hani kullanma fırsatım olmadı. Onun da hani yorumları falan çok güzeldi. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi zaten kapatıcılığı falan kullanamadı. Güzelmiş. Onu da kullanırım bir ara. Şöyle altında da aynası ve süngeri var. Şimdi kaşlarıma değdirme olur mu? Çünkü kaşlarım böyle değil mi? Bu kadar yapmak yetiyor mu böyle? Bilmiyorum. Pudramı mahvediyorsun ama ne kadar. Şimdi şöyle saçları alalım da.
Şu an bence harika gidiyoruz. Ağzını kapat. Ağzını kapat zaten. Şu an bence ciddi anlamda harika gidiyoruz. Nasıl gittiğimizi de buraya konuşayım. Nasıl gittiğimizi de yorumlar kısmına yazın. İyi mi, kötü mü, değil mi? Yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Sırası düzgün mü, değil mi? Şu, özellikle şurada bir şey vardı. Hı? Sivilce vardı, o kapandı yani. Bu gözlerin üstüne falan sürmem gerekiyor mu? Gerekmiyor. Boşver. Oldu kadar. Bence bu da oldu. Bu da gitti. Oh. Ne zor işmiş ya. Başka ne kaldı geriye? Epifar sür. Değil mi? Bunu yeni mi aldın? Yeni aldım. Belli zaten. Kutu açılmamış bile. İyi açılırını sen yapacaksın. Neymiş bu? Lüks. Ultimate. Lüks. Lüks'ün markası arkadaşlar, bu da Ultimate diye geçiyor. Kodu var mı bilmiyorum. Bu da şöyle bir pastel şey. Pastel tonları. Ama ben bunu kullanmayayım. Ben bunu kullanmasam mahvederim. Hayır ya, o aldık bunu. Bakıyorum. Çünkü far başka yok elimizde. Yok mu başka? Yok, ben diğerlerini Türkiye'de bıraktım. Neyse, o zaman ne yapalım, kullanacağız. Mahvedersek de yenisini alacak. Burayı komple mi böyle? Valla bilmiyorum ama nasıl olacak hiç bilmiyorum. Girdik bir yola ama bunu da komple yaydırayım mı göze? Hı hı. Şu alt taraflara. Hı hı. Kalksan şu gözü. Hangi gözü? Benim gözüm var. Nereye kaldırayım? Şöyle tut yani. Şöyle tut, gelecek o şimdi. Hı. Şöyle daha rahat sürersin. Vallahi ben bu işi biliyorum ha. Hadi bakalım. Dur biraz daha. Şurada bir şey kaldı. İndir bakalım. Sen içini karartıp yeter. Nefes almıyorsun. Yani ne yaptın? Bak makyajı bozacaksın. Ben canım ya. Gözüm içine far kaçtı, ondan sileyim dedim. Gözün içine far mı kaçtı? Hı-hı. Nasıl kaçacak ya, ben gözünü kapıyorum işte. Dur biraz daha aşağılara da süreceğiz ondan sonra. Yılan gibi olacak. Ne gibi olacak? Yılan gibi olacak. Aha, bir şey düştü yere, çok mu aldın acaba? Kaldır bakayım. Şu kirpini biraz. Dur. Tamam. Oldu mu? Dur bir dakika, kapat bir. Şu yukarısı şey kalmış. Denk olmamış. Bir bak oraya. Oldu mu? Bence şu an çok güzel gidiyorum, biliyor musun? Tamam. Çok hoşuma gitti. Bunu bir daha kullanayım mı? Sen bilirsin. Arkasını kullanayım. Şuna, şu tondan kullanmak istiyorum buna da. Tamam. Göster. Arkadaşlar ilk önce bu tonu kullandım. Şimdi bu tonu kullanacağım. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama. Görürler. Onu da diğer tarafıyla. Gülme. Emin değilim. Dur bakayım. Kapat gözünü. Gözünü kapat. Bakayım aynaya. Hayır. Bittikten sonra gözünü kapat. Çok korkuyorum. 10 numara. Buradan kuaförlere makyajcı istiyorsanız ne be? Ne diyorlardı onlara? Makyöz mü? Makyöz. Makyöz.
Hem merkez istiyorsanız kocam burada. Kesinlikle. Kapat bakalım. Arada bir nefes al ama. Düğünlere, kınalara. Kesinlikle. Londra'da her türlü alay başı olunur. Aynen. Aynen. Eyeliner bir tane var. Bak ben onu göremedim ama burada arkada kalmış. Ya, göremedim. Sıkıntı. O yüzden sen göremediğin için dedim. Arkadaşlar bu da böyle Maybelline'in şöyle yakından göstereyim. Bu da bir kodu yok galiba bunun, bilmiyorum. Peki. Yok, boş ver. Ana. Ne yapacağız bundan? Hani gözümün üstüne sürüyordum ya böyle kalem gibi. Siyah. Hatırladın mı? Tam şeyin tripinin üstüne değil mi? Hı. Hatırladın eyvah, mı? Eyvah, yandık. Gel bakalım. Bak, bunu da bürümeyeceksin. Bak bu çok hassas bir mesele. Bu... Abi bu ne? Ya ama elini boyuyorsun. Gel bakalım. Ama bak sana bir şey söylüyorum. Bunun geri dönüşü yok. Tamam. O yüzden gülmeyeceksin. Bak sana söylüyorum, bunu girdiğinde ince çekmen lazım, tamam mı? Kalın değil ha. Bunu böyle benden ince çeken yok. Tamam, titreterek de değil, tamam mı? Düzgün de ben çekeceksin. Ben oraya bir ne harfi çizeyim de görsen. Hadi. Tamam. Ama gözümü gerdirsene. Ama... Bak buraları böyle böyle olmaz. Bak şimdi bunu böyle sen gerdireceksin, böyle çekeceksin. Ama ters kalıyor, ne yapayım? Böyle mi yapayım? Tamam, kapat gözünü. Öyle mi hissediyorum? Evet. Tamam mı?
Bence bu da tamam ya. Yılan gibi oldu, ne? Şimdi rimele geçebilirsin. Çok korkuyorum. Ah, ben de çok şeyim. Arkadaşlar rimeli de buldum. Bu da yine Maybelline'in, şöyle göstereyim. Bunda da ben göremedim. Ne göremedin? Kot olur ya. Kot görmedim bunda. Ne oldu, uyku mu geldi makyaj yaparken? Geliyor benim. Şimdi nasıl sürmek istiyorsun? Açık mı sürmek istiyorsun, kapalı mı süreceksin? Açık kapalısı nasıl oluyor bunu? Böyle kapatacağım, sen süreceksin. Sen kapat, ben açıkken... açıkta gözün içinde koyarım. Hayır, bak sana güveniyorum, sakın gözümü yok şey bana yapma. Bak, bana güven. Sana güveniyorum. Bana her zaman güven, ben senin kocanım ya. Bana bak. Sakın buralarını falan bulaştırırsan. Hayır, aşağıdan böyle yukarı doğru yapacağım. Aç bakalım. Fark oldu mu? Hani ben sürdüğüm zaman nasıl böyle yukarıya doğru? Aynısı çıkıyor? İşte aynısı. Ciddiyim, aynısı oldu ya. Nasıl aynı oldu? Bir kere sürdüm ben. Üç kere geçiyorum Şimdi bak, ben üç kere geçersem seninkinden iyi olur, o yüzden. Tamam. Bak, bu 10 numara oldu. Ama şimdi sıkıntı burada. Sağla sürüyorum da solla ben nasıl süreceğim onu? Ben sana... Daha sonra çıkarttın mı? Fark etmez. Bu ellerimi boyamışım ya. Sen çok çevirme kafanı da. İstersen kalk arkadan sür, ben sana böyle yatayım da. Öyle yapmak ister misin? Öyle de olur bak. Genelde makyaj yaptırdığımız zaman kuaförde böyle yatıyoruz ya. Gel bakalım. Kapat gözlerini. Sürmeye başlıyorum. Aç bakalım. Dokundurdun yani, sürdün, hissetmedim biliyor musun? Ama ben kesinlikle elim çok hafiftir bak. Elim gerçekten çok hafiftir ama şurada... Kapat bir. Aç bakalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ya aynaya bakınca ağlayacağım. Ne demek istediğimi anlayacaksın. Tamam. Bu da bu kadar. Hı. Şimdi ruj mu sürelim? Allık. Highlighter. Allık, highlighter. Highlighter. Bu highlighter. Sen de aldık var. Aldıklar bunlardı. Bu aldı. Bir de bunlar aldı. Bu highlighter, bunlar, bunların işte üçünden birini yok. Bunların ikisini bir süreceğim, bunu ayrı süreceğim. Yani hangisini sürmek için onu süreceksin, onu diyorum. Ama yine bunlardan bir tanesini süreceğim mi? Ya bunu süreceğim. Ya ikisinden birini. Ya ikisini süreceğim. Dur bir bakayım makyajına göre. Nereye sürüyoruz bunları? Yanaklarına. Önce bundan sürelim ya. Hı. Açık vermiş ben. Bu oje gibi. Evet, onları da mı göster? Bunlar Misha'nın... Şöyle göstereyim arkadaşlar. Fon şeyleri, aldıkları. Şunları severek kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Almıştım. Yani bildiğiniz oje gibi arkadaşlar. Evet. Bu da Flormarine yine. 43 numarası. Bunu da severek kullanıyorum. Bu da şeftali tonu. Şimdi bunu neyle süreceğiz? Yani bunu da süreceğim de. Yok, onu fırçayla süreceksin onları. Önce koyacaksın, sonra fırçayla dağıtacaksın. Şuradan şöyle. Canım şöyle birer, mesela bundan bir tane böyle, bundan da bir tane böyle yapacağım. Sonra fırçayla böyle pıt pıt dağıtacağım çünkü bunun bu tarafı doğru, tamam mı?
Fırça hangisi evet. Fark ediyor mu? Fark ediyor tabii canım. Al fırçamı o benim. Tamam. Sanat yapıyorum, sanat. Abi evet. Susuyorum. Bunu da alalım. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz herhalde. Highlighter şu şimdi. Highlighter. Highlighter da aynı şekilde mi sürdürmemiz gerekiyor? Highlighter, highlighter. Evet. Bu da flormları. Bunu ben çok uzun yıllar önce almıştım şöyle göstereyim. Ya. Bu da bitmiyor çünkü. Bu da 02 numarası arkadaşlar. Evet. 02 yazıyor. Bunu sürmeye bir şey var mı yoksa? Fırça var mı? Ha, bunda mı? Parladı mı? Tamam. Şimdi... Yılan gibi parlıyor. Tamam. Artık sona geçtik. Şimdi rujlarımızı göster. Ve hangisini sürmek istediğini seç. Ona göre sür. Arkadaşlar burada 5 tane rujumuz var. Ne 5? 6 tane rujumuz var. Bir şöyle flör marım var. Flör var. Bunun numarası 02. Şöyle kahve tonları. Ben genelde kahve tonları ruju daha çok seviyorum. Bu notun, bunu da Türkiye'den almıştım. Kırmızı. Şöyle bu Maybelline mat rujine. 16 saat yemek yeseniz de çıkmayan ruj. Bunu severek kullanıyorum. O bir tane sürmüşsün çıkmıyordu. Hmm. O muydu o? O. Bunlar da Nüksün arkadaşlar. Aynen. Bu şeftal tonu, bu da kırmızı. Şöyle. Bunlar da aynı şekilde yemek yiyorsunuz. İçseniz de hiçbir şekilde bulaşmıyor. Ne peçeteye bulaşıyor ne bardağınıza. 16 saate kadar kalıcılığı var. Bu da Maybelline şu. Bunun numarası 15. Bu da mat ruj. Bunu da severek kullanıyorum. Hangisini istiyorsan? Ben bunu kullanmak neden? İstiyorum. Neden? O çünkü kolay diye mi? Yok, kolay diye değil. Makyajına en uygun gidecek ton bu. Bu da kırmızı var. Tam o da var ama ben bunu seçtim. Çünkü tamam. Kırmızı sürersem bu makyajına gitmez. Bir ton da var. Kesinlikle bu kalem bu. Gibi, yani dudak kalemi gibi ama çok güzel yani, çok sürümü yumuşak. Kokusu da çok güzel. Yani ben bir koku olayım var, anlamadım yani, almadan çok kokuluyorum. Kokusu da çok, çok güzel. Çok güzel. Hepsinin şunun kokusu da aynı hemen. Baksana. Evet. Çok güzel yani. Şimdi bunu da uyguladıktan sonra bitiyor mu? Evet. Allah'a şükürler olsun. Şimdi tam kapatıyorum. Sür. Bitti mi? Bence bitti. Tamam, bakayım mı? Bir dakika dur. Bir dakika dur. Şurada kapa. Önce ben gözlüğümü takayım. Önce gözlüğünü tak. Sonra? Şu an ne yaptım? Bilmiyorum. Sonra ekrana bir bak. Şeyi, güneş kremi sürdüğün zaman aynaya bakmıştım. Bir daha bakmadım. Aynen. Onun dışında... Allah aşkına olsun. Gözüm çıkartmadı. Bir de şey de sürmüş. Ön taraflarına aydınlatır sürmedin ha. Bence senin o tarafların zaten aydın bir şekilde durduğu için ben kesinlikle gerek görmedim. O yüzden sürmedim. Şimdi zor mu peki makyaj yapmak? Çok zor. Yani makyaj yapan arkadaşlara Allah kolaylık versin. Kadınlar peki? Anladın mı kadınlar? Ya şimdi ben ilk defa yaptığım için o şekilde ama yani devamlı yapan birisi için kolaydır. Evet. Ben ilk defa denediğim için nefes almadan yaptım, öyle söyleyeyim. Bana daldırtmadım. Sana daldırtmadım. Ama güzel oldu ya. Böyle şey yapılır yani. Buradan dışarıya çıkacağız mı bakalım? Çok merak ediyorum. Apartmanın önüne inilir.
Bir de makyajımı çıkartmak için Simple'ın şu makyaj temizleme mendillerini kullanıyorum. Bunu da çıkartıyorum. Daha sonra La Roche'un yüz yıkama jeli var. Onu da kullanıyorum. O da banyoda şu anda. Onu kullanıyorum. Tekrardan yine yüzüme nem mendilimi sürüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle bir yakın markajdan bir bakarsan. Aynaya bakayım mı? Hazır mısın? Değilim. Hazır mısın? Değilim. Aynaya bak ve bize düşüncelerini söyle. Hazırsan bak ve bize düşüncelerini söyle. Sana 10 üzerinden bir puan vermeni istiyorum. Senin makyajınla? Benim makyajımla alakalı bana bir puan vermeni istiyorum 10 üzerinden. Hazır mıyım acaba? Hazırsan. Hazır değilim ama. Neyse. Bismillah. Allah seversen. Ne düşünüyorsun peki? Yani aşkım hataları, yani, olanları olmayanları. Şöyle söyleyeyim sana, gözümü çıkartayım. Hayır, neyin başta olduğunu neyin olmadığını ben de iyi biliyorum ama. Yani farı alnıma sür. Yani gözüme de farı bence alnıma sürmen lazımmış senin. Ben onu anladım yani farı. Farı affedersin de yani hani Buvur Tepe'yi neden çıkarttın? Ben hangi tepe? Şuraya tepeye. Ama sen far dedin, biz de far sürdük. Tamam da. Bizim bildiğimiz hayır far böyle işte. Bir de eyeliner sürmüşsün, eyeliner kaşıma sürmüşsün resmen sanki. O biraz kaçmış olabilir ya. Nereye? Şeye, üst tarafa. Ama bir şey söyleyeyim mi? Rümerlerim çok güzel yapmışsın böyle. Rümerleri bak. Az önce de dedim, 3 kere çekmeye gerek yok. Sen zaten görünce dedim. Cümleyi güzel yapmışsın yani, beğendim. Dağıtma işlemini kale bir ruj bak mesela şuralarıma falan tekrardan sürebilir misin? Şu aslında tarafı biraz şey yaptım değil ama. Kaşlarımı birazcık yani kaşlarımı kalın biraz yapmışsın ama neyse, yapacak bir şey yok artık. Yani görünmüyor aldık, dedin ya. Yani aldıkları da hani burnuma sok. Şuralara yap dedim. İyice ne sen getirmişsin buralara. Hani küçük çocuklar olur ya. Ama bak bir şey diyeyim mi? Hı. Bak burası tamam da. Bak burası çok güzel oldu bu taraf. Burası. Yine buraya getirmişsin. Şu taraflara. Yahu. Olayın şeyi bu. Aslı bu. Siz nerede öğrendiniz bunu? Yani 10 üzerinden. Kaç veriyorsun? Allah aşkına 10 üzerinden kaç veriyorsun? Yani bir erkeğin böyle makyaj yapması hiç makyaj malzemeleriyle tanışmamış bir erkeğin makyaj yapması, eline sağlık. 10 üzerinden. Kocanım diye bak. Bana lütfen şey geçme. 10 üzerinden 6. 6. Neyse %50'yi geçtik en azından. Tabii %52'sin şu anda. Ama makyaj yapan bay bir sürü arkadaş var. Çok güzel sanatlarını icra ediyorlar. Gerçekten. Herkesin Allah kolaylık versin hepsine. Saygı duyuyoruz. Bizim makyajımız bu kadar. Siz de beğenip beğenmediğinizi yorumlar kısmında belirtirsiniz. Şimdi ben artık makyajımı çıkartayım. Kendime bir makyaj yapayım. En azından. Değil mi? Yani. Ben çünkü bu şekilde çıkmayacağım hiç. Aslında olur da var biraz. %50'nin üstünde yani sonuç olarak. Değil mi? Yani bence de öyle. Hı. Yani hayat ömrümde böyle makyaj görmedim, göremeyeceğim de büyük ihtimalle. İlk ve sondu zaten. Gerçekten. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz bugün çok keyif alarak bir video çektik. İnşallah siz de bizi izlerken, kahvenizi yudumlarken gülerek ve eğlenerek izlersiniz, İnşallah. Takip edersiniz de. Buraya kadar da izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Özellikle de bildirimleri açarsanız bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İzleyen kullanıcılarımız gerçekten hani var. Ama abone olmayan kullanıcılarımız daha fazla. Yani şu abone ol butonuna bir basarsanız ücretsiz de bizi takip edebilirsiniz. İzliyorsunuz, seviyorsunuz diye düşünüyoruz ki izleniyoruz. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.